Benim de 19 yaşındayken 80 bin lira civar para kazandığım, telefon veya bilgisayar kullanmayı bilen herkesin para kazanabileceği o mükemmel site. Beni tanımayanlarınız varsa ben Muratcan Safirek, 13 yaşımdan beri internetten para kazanıyor. Denediğim yöntemleri bu kanalda sizlerle paylaşıyorum. Şu anda kanala abone olup bildirimleri aç kısmından tümünü işaretlerseniz yeni videolar paylaştığımda sizin de haberiniz olur. Eğer bunu yapmazsanız bir daha beni göremez ve yeni para kazanma metotlarını öğrenemezsiniz. Eğer kanala abone olduysanız hadi gelin videoya geçelim. Evet dostlar, reon.net'teyiz. Bu hala yıllardır kullanmama rağmen ulan Türkiye'de nasıl bu kadar iyi bir site olabilir diye dediğim as bayrakları as bir site arkadaşlar. Çünkü gerçekten Türkiye'de e-ticaretin kalbi diyebileceğimiz bir site. Yani Trendyol falan filan geç abi. Yani burada öyle bir ticaret dönüyor ki, bunu daha önceki videolarımda da söyledim ama burada web sitesi de satarsın, tasarım da satarsın, sosyal medya yönetimi de satarsın, kuru yemiş de satarsın, evde yaptığın salçayı da satarsın, evde yaptığın reçeli de satarsın, kuru meyveyi de satarsın. Yani abi burada satamayacağın hiçbir şey yok. Yani ne bileyim, İngilizce özel ders de satarsın. Yani aklına gelebilecek böyle para ya, bu burada insanlar abi bana bir şey sat da ben para ödeyeyim diye bekliyor. Aynı zamanda bir yandan da sen eğer bir iş yaptıracaksan da para vererek mutlaka buradan birini bulabilirsin. Yani inanılmaz bir platform. Yani bu inanılmaz. Ya ben yıllardır gün girdiğim herhalde tek site olabilir. Yani bir gün bile atlamadığım tek site olabilir arkadaşlar. Hatta hani ben Reon'la alakalı bağımlılık yaptığını da düşündüğüm dönemler oldu. Şu an bir tık daha, yani yine aslında her gün en az bir buçuk saatim burada geçiyordur ama eskisi kadar bağımlılık yapıyor gibi değil. Yani bir tık alıştım ama yani çok daha fazla bağımlılık yaptığını düşündüğüm dönemler oldu. Sürekli buraya giresim geliyor aklım. Peki niye? Tabii ki de şey değil, yani site niye bağımlılık yapıyor? Abi kazançtan dolayı. Yani her an bir şey kazanabilirim siteden. Tabii bu arada arkadaşlar, reon.net'le bir sponsorluk falan yok. Hani onu söyleyeyim. Bu kadar niye övüyorsun? Çünkü yıllardır kullanıyorum ve hem kendim buradan güzel paralar kazandım, hem de gerçekten piyasada böyle bir tık web sektöründe de olabilir ya da girişimcilik sektöründe de olabilir, İyi yerlere gelmiş insanlara bakıyorum. Lan Reon'daymış bu adam bir dönemler. Hala da Reon'da ama mesela şu an bir şey yapmıyor olsa bile mutlaka burada bir ayağı oluyor arkadaşlar. Ki ben de şu eskiye oranla şu an Reon'da çok aktif değilim yani, ama hala da bakıyorum. Nedenlerini ilerleyen dakikalarda anlatacağım. Peki arkadaşlar, Reon tamam bu kadar iyi de neye, yani nedir bu Reon? Arkadaşlar, reon.net esas aslında bir webmaster platformu, ama başında da söylediğim gibi yani webmaster platformu olsa da bana göre bir tık daha böyle her türlü e-ticaret işinin, daha doğrusu ticaretin döndüğü bir platform. Tabii böyle deyince şey gibi değil, yani yasa dışı ticaretler gibi düşünmeyin. Yasal ticaretler, hani dediğim gibi ben buradan mesela kuru yemiş satın alıyordum. Çok saçma gelebilir ama buradan kuru yemiş satın alıyordum. Bir sürü iş yaptım, yani aklınıza gelemeyecek kadar iş yaptım. Video düzenleme işleri yaptım, tasarım işleri yaptım, sosyal medya yönetimi işleri yaptım ve hiçbir şey bilmeyen, hani ben tamam ben sosyal medya uzmanıyım ya da işte biraz anlıyorum falan, Murat sen anlıyorsun biz bilmiyoruz. Arkadaşlar, hiçbir şey bilmeyenler için çok ilginç yöntemler var, bunları anlatacağım ama tüm bu yöntemleri geçmeden önce şunu bilmeniz gerekiyor. Sonra hani videonun sonunda söyledi demeyin. Arkadaşlar, bu siteye her öne gelen kişi giremiyor. Aslında bu güzel bir şey çünkü siteyi güvenli yapıyor. Yani sitede öyle güvenlik önlemleri var ki şey gibi, böyle kapıda bekliyor, bodyguard bekliyor, kardeşim damsız almıyoruz. Onun gibi bir şey arkadaşlar. Siteye girmenin tek yolu sitede aktif olarak ticaret yapan birinin sizi davet etmesi. Ve burada tabii ki daveti siz giremediğiniz için imdadınıza ben yetişeceğim. Ben size davetiye vereceğim. Ama davetiye ile alakalı bazı sizden isteklerim olacak. Neden? Şimdi birincisi, zaten davetiyi size verebilmem için sizin adınız, soyadınız, mail adresiniz gibi bilgilerinize ihtiyacım var. Çünkü kişiye özel davetiye veriliyor. Peki ben bu davetiye nasıl veriyorum? Arkadaşlar, davetiyeyi ben geliyorum buradan. Davetiye kısmına tıklıyorum. Buraya arkadaşınızın adı kısmına sizin adınız, soyadınızı yazıyorum ve e-posta kısmına da sizin e-posta adresinizi yazıyorum. Ben bunu hiçbir maddi çıkarım olmamasına rağmen sizlere hediye olarak yapıyorum ve zaman ayırıyorum. Bu yüzden bunun karşılığında, aslında karşılığı değil ama hani nezaketen, en azından şu anda bu videoyu izlerken videoyu beğenmenizi, kanala abone olmanızı ve
yorum yapmanızı istiyorum. Ne yorum yaptığınızın bir önemi yok. Yani video ile alakalı düşüncelerinizi yazabilirsiniz, teşekkür edebilirsiniz. Sadece önemli olan yorum yapmanız. Yani bu 3 şeyi başta yapmanız lazım. Videoyu beğenmek, kanala abone olmak ve yorum yapmak. Sizden istediğim sadece bu 3 şey. Beğeni, yorum ve abonelik. Ve bunları ben kontrol edeceğim. Yani abone olup olmadığınızı falan görebiliyoruz bu arada. YouTube Studio'dan bilmeyenleriniz varsa. Bunları kontrol ettikten sonra eğer sağlanıyorsa bu koşullar size davetiye vereceğim. Peki tamam da size davetiyeyi nasıl vereceğim? Şimdi adınız, soyadınızı, mail adresinizi de bilmem lazım. Bunun için arkadaşlar Instagram'a bir bot kurdum. Açıklama kısmından hemen Instagram sayfana gelebilirsiniz. Arkadaşlar Instagram sayfana geldikten sonra bana mesaj atacaksınız. Tabii mesaj atmadan önce takip etmeniz lazım, yoksa mesajı göremem. Beni takip ettikten sonra mesaj kısmına bir kere tıkladıktan sonra bana davetiye yazacaksınız. Ben onun için örnek bir video çektim. Arkadaşlar geliyorsunuz ve takip ettikten sonra bana gelip davetiye yazıyorsunuz. Bakın bu kelime çok önemli. Eğer siz bana davetiye yazmazsanız otomatik olarak size bir mesaj gelmez. Yani sistem çalışmaz. Bakın siz davetiye yazdığınız an size şöyle bir mesaj geliyor. Diyor ki işte ben yapay zekayım bilmem ne, bana e-posta adresini ver diyor. Siz de e-posta adresinizi yazıyorsunuz. Bak örnek videoda gösteriyorum. E-posta adresinizi doğru yazmanız da önemli, çünkü yoksa size gönderemem. Sonra diyor ki adınızı soyadınızı iletin. Adınızı soyadınızı yazıyorsunuz, gönderiyorsunuz. Sonra diyor ki videoya işte videoyu beğendin mi, abone oldun mu falan, bunları yaptım. Yaptıysan ekran fotoğrafını al at. Ben orada tire yazdım. Direkt göndermedim, yani fotoğraf almadım, ama siz orada fotoğraf atmanız lazım. Mesajları kaçırırsanız, yani orada gereksiz bir mesaj yazarsanız bot otomatik çalışıyor. Bunu yapmayın, çünkü ben bu mesajları direkt DM kutusunda değil botun platformunda göreceğim ve liste olarak sizin e-posta adresinizi ayrı bir listede, adınızı ayrı bir listede vesaire göreceğim. Ve ekran alıntısında ayrı bir listede göreceğim. Farklı şekilde kontrol edeceğim. Bu benim sizleri daha hızlı davetiye göndermem için bana yardımcı olacak. Yani şu an sadece bu botun çalışması için bile bota ben para ödüyorum. Bu kadar, bir de zaman da ayıracağım ekstradan. O yüzden siz de nezaketen yani videoyu benim kanala abone olup yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Peki davetiyeyi aldıktan sonra arkadaşlar zaten Reon'a üye olmak falan çok basit. Onu göstermeyeceğim. Üye olurken davetiye soruyor. Davetiye kodunu oraya yazıyorsunuz arkadaşlar. Üye olduktan sonra zaten direkt şöyle bir panel karşınıza geliyor. İşte son açılan, son cevaplanan konular vesaire. Burada sizi ilgilendirecek kategorileri göstermek istiyorum. Çok fazla kategori var. Atıyorum senin uzmanlığın kripto parayla uğraşmak istiyorsun. Kripto paraya bakarsın. İşte dropshipping'dir, Amazon'dur. Bunlara bakarsın. Freelance işler için buraya bakarsın. Ama genel olarak izleyicilerime hitap edebileceğini düşündüğüm birkaç kategori var. Bir tanesi internetten para kazanma. İnternetten para kazanma kategorisi şöyle biraz aşağı ineceğim. Buraları ben kendim düzenledim. Siz biraz aşağı inip şu kategoriyi bulacaksınız. Şimdi bu kategori niye önemli? Nasıl ben kanalımda bir şeyler anlatıyorsam burada da bir sürü insan internetten para kazanma metotlarını paylaşıyor. Bu birincisi. İkincisi arkadaşlar benim en sevdiğim kategorilerden bir tanesi kupon satışları. Arkadaşlar kupon satışlarına geliyorsunuz. Buraya tıklıyorsunuz. Ve burada insanların çok güzel fırsatları çok ucuza sattığını görüyorsunuz. Mesela örnek veriyorum. Ben bu örneği hep veriyorum çünkü bir dönem ben de yapmıştım. Mesela bir dönem Tinder Plus kodları, normalde Tinder üyelikleri mesela 1 aylık üyelik, o zamanlardan bahsediyorum, çok eski zamanda. İşte 1 aylık üyelik 50 lira 60 liraysa burada 6 aylık üyeliği 5 liraya satıyorlardı. Ben de alıyordum bu kodları arkadaşlar. Sosyal medya hesabımda paylaşarak 6 aylık üyelikleri 50 liradan satıyordum. Böylelikle hem benim takipçilerim, yani arkadaşlarım, öyle ünlü falan da değildim o zamanlar, direkt kendi arkadaşlarım, adam 6 aylık her ay 50 lira ödeyeceğine bir kere 50 lira ödeyip 6 ay kullanabiliyordu. Ben de her bir hesaptan 45 lira kar ediyordum. O zaman için iyi paraydı. Bu yıllar öncesinden bahsediyorum. 2019 falan. 2019'dan bahsediyorum. Şu anın parasıyla baktığında işte 500 lira 1000 lira gibi düşün. Kişi başı her hesaptan, yani 500 lira 1000 lira kar ettiğinizi düşün. Şu an mesela bir hesap ne kadarmış güncel fiyatlarını bilmiyorum. Mesela şu an güncel bir hesap 100 liraymış. İşte siz bunu mesela sallıyorum 500 liraya satarsanız 400 lira kar edersiniz gibi, artık onu siz belirleyeceksiniz arkadaşlar. Gelip buradan bunları alıyorsunuz. Şimdi bunları alırken tabii ki satıldıkça alacaksınız. Hani sizden birisi almak istediğinde ondan parayı alıp buraya verip alacaksınız. Ticaret sistemi diye bir şey var. Trade sistemi de var. Ve Reon'dan diğer para kazanma yöntemlerini göstereceğim, ama videonun başında arkadaşlar ne dedim? Yani eskiden daha çok Reon kullanıyordum. Şu an pek kullanamıyorum, yani kullanamıyorum dediğim eskiye göre kullanmıyorum. Bunun sebebi arkadaşlar, çünkü sosyal medyadan çok daha
fazla paralar kazanabiliyorum. Tabii ki sosyal medya belli bir yere vardığınızda sizlere çok güzel getiri sağlayabiliyor ve daha önceden yaptığınız işleri böyle artık küçük görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da bir gerçek. Bunu da sizlere çekinmeden paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi bu noktada yani sosyal medya belki de birçoğunuzun hayalidir ve erteliyorsunuz arkadaşlar. Birçoğunuzun erteleme sebebi ya tamam başlayacağız ama sıfırdan bir hesap açıp geliştirmek çok zor. Evet hak veriyorum. Çünkü ben de sosyal medya yıllardır varım ve ilk yıllarımda hiçbir şey elde edemedim. Çünkü hesap geliştirmek çok zordu. Sonradan elde edebildim. Bu noktada arkadaşlar imdadımıza Sosyal Pro yetişiyor. Sosyal Pro nedir arkadaşlar? Sosyal Pro sosyal medya hesaplarınıza organik olarak etkileşim, takipçi, beğeni alabileceğiniz bir platform arkadaşlar. Ne demek organik olarak? Şimdi arkadaşlar bunu bot platformlarla sakın karıştırmayın. Zaten botu ben asla sizlere önermem, göstermem arkadaşlar. Bu tamamen %100 gerçek insanlara görev yaptırarak size etkileşim getiriyor. Nasıl? Hemen hızlıca göstereyim arkadaşlar. Şimdi geldiniz buradan görev oluştur kısmına geldiniz. Hızlıdan göstereceğim. Mesela diyelim ki bir Instagram görevi. İstediğim hizmet ne? Örneğin takipçi istiyorum. Görev başlığı bir tane başlık belirleyeyim. Deneme görevi diyorum ben şu an için. Sonraki aşama diyorum. Kullanıcı notu. Burada diyorum ki arkadaşlar işte takip edin ve takipten çıkmayın falan filan bir şeyler yazdım. Burayı yazmasam da olur zaten sistem birçok şeyi otomatik yapıyor. Kişi sayısı kaç kişi görev yapsın? Mesela ben şimdilik örnek görev olduğu için 10 dedim. 10 kişi görevi yapsın dedim. Buraya işte 100, 1000 artık ne isterseniz girebilirsiniz. Günlük kaç kere yapılsın? Mesela bunu yayabilirsin. Mesela buraya diyelim ki 10.000 girdiniz ama ya 10.000 bir anda gelmesin. Zaten bir anda gelmez de hani bir günde yığılmasın. Mesela 10.000 dedim ama ben bir aya yayılsın. Mesela günde İşte ne yapıyor, 100 mü yapıyor, 300 mü yapıyor, öyle bir şey. Günde 300 gelsin gibi. Burada bunun sınırında girebilir. Mesela günde bir kişi yapsın görevi, 10 gün boyunca sürsün gibi bunun ayarlamasını yapabilirim. Ben şimdi zaten 10 kişi az olduğu için bir günde bitsin diye böyle direkt 10 yazdım. Şimdi kanıt onayını kim yapsın? Sistem onaylısın dediğinizde otomatik moderatörler bakıp onaylıyor. Ben onaylayacağım dediğinizde siz onaylıyorsunuz. Sistem onaylısın dediğinizde fiyat çok az artıyor. Nedenini de anlatacağım şimdi. Onun dışında bu kısım yani çok da önemli değil sizin için. Daha hızlı yapılsın istiyorsanız görevi üsttekini seçebilirsiniz. Bunun dışında gelişmiş seçenekleri göster kısmında cinsiyet seçebilirsiniz. Yani mesela diyelim ki sizin sayfanız sadece atıyorum kadın giyimle alakalı bir sayfanız var. O zaman gelip buradan kadını seçersiniz ve sadece kadınlar gelir gibi. Mesela buradan cinsiyette seçebiliyorsunuz. Şimdi görevi oluştur dediğinizde görev burada beklemeye alınıyor ve moderatörler onayladığında görev onaylanmış oluyor. Peki bu görevi kim yapıyor? Arkadaşlar buradaki görev otomatik olarak bu platformun yan platformuna gidiyor. Peki orada ne var? Orada da görev yaparak para kazanan insanlar var. Sizin bu göreviniz onlara gidiyor ve onlar gelip sizi manuel olarak gerçek hesaplarından, kendi kişisel hesaplarından takip ediyor. Ve mesela sallıyorum siz burada kişi başı 2 lira verdiniz ya mesela takip için. İşte sistem bu paranın bir kısmını alıyor ve onlara veriyor. Mesela kişi başı sallıyorum 1 lira veriyor. Ve böylelikle aslında hem sistem kendi karını alıyor hem de o kişilere ödeme yapıyor. Bunun karşılığında o kişiler de sizi takip etmiş oluyor arkadaşlar. O kişiler sizi takip ettikten sonra bunu sisteme kanıtlamak için ekran alıntısı alıp bunu sisteme yüklüyor ve siz de kanıt yönetimi kısmından bunu görebiliyorsunuz. Kanıt yönetimine geldikten sonra o kanıta bakıyorsunuz, o kişinin kullanıcı adına bakıyorsunuz, gerekirse gidip sayfanıza bakıyorsunuz, gerçekten o kişi sizi takip etmiş mi, hala takip ediyor mu? Buna baktıktan sonra eğer her şey doğruysa onaylıyorsunuz, eğer bir yanlışlık varsa reddetme hakkınız da oluyor. Böylelikle aslında paranız hiçbir şekilde boşa gitmiyor. Onayladığınızda da kabul etmiş oluyorsunuz ve parayı onlar kazanmış oluyor. Siz de takipçi, beğeni artık ne aldıysanız etkileşim olarak bunu kazanmış oluyorsunuz. Şimdi arkadaşlar burada tekrardan hatırlatmam gereken bir şey var. Kesinlikle organik çünkü gerçek kullanıcılar. Yoksa sakın gidip yani bunun çok daha ucuzuna abi şurada gitmiş 5-10 liraya 1000 takipçi bot falan abi hesabınızı mahveder, yok eder. O şeylerden uzak durun ama Sosyal Pro'da her şey organik arkadaşlar. Bunun dışında tabii birçok görev de var. Mesela Instagram dışında birçok platform var gördüğünüz gibi. İşte Twitter görevleri var, TikTok görevleri var vesaire vesaire. Burada işte premium görevler var. Premium görevlerde ne var? Mesela sallıyorum. Reels
Sıkıntısının tamamını izle, özel yorum at. Özel yorum nedir? Bunu seçtikten sonra yapılacak yorumu siz seçiyorsunuz arkadaşlar. Mesela şu an örnek bir şey oluşturayım. Buraya gerçek linkinizi yazın tabii ki de. Ben şimdilik hızlıca göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar, burada zaten diyor ki her yorumu bir satıra gelecek şekilde alt alta yazın. Mesela video çok güzel. Şu an çok basit bir yorum yaptım da daha organik, daha güzel bir şey yaparsınız. Çok beğendim gibi gibi. Mesela burada iki tane yorum yazdım. Burayı istediğim kadar arttırabilirim. Mesela 100 tane yorum yazdım ve dedim ki görevi 100 kişi yapsın. Ne oldu? 100 farklı yorum arkadaşlar. Böylelikle aslında istediğiniz yorumları da yaptırmış oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunun dışında şöyle geri geleyim. Yani bu görev dışında neler olabilir? WhatsApp görevlerinde ne var? Sanırım paylaşım vesaire. İşte WhatsApp'ta 5 arkadaşınla paylaş, grupta paylaş gibi. Arkadaşlar burada kendi platformunuza göre, yani artık siz ne kasacaksınız? Instagram mı kasacaksınız? Twitter mı kasacaksınız? Burayı seçtikten sonra o platformla alakalı diğer görevleri de görebilirsiniz arkadaşlar. Premium görevlerde genelde çok daha detaylı ve çok daha faydalı şeyler var. Yani sizi keşfete düşürecek, hesabınızı popüler yapacak görevler var gördüğünüz gibi. Ve içinde çok organik çalışmalar da var. Mesela şarkıyla reels çek ve paylaş mesela. Diyelim ki bir şarkı yayınladınız. Abi yüzlerce kişiye tak tak buradan sistemden görev veriyorsunuz. Ve insanlar sizin şarkınızla reels çeke çeke paylaşıyor. Sonra abi bir bakmışsın ünlü olmuşsun. Herkes seni paylaşıyor. Halbuki sen paylaştırdın gibi arkadaşlar. Artık bu kısımları sizin yaratıcılığınıza bırakıyorum. Bunun dışında arkadaşlar tabii ki burada bu görevleri vermeniz için bakiye yüklemeniz lazım. Bunun için de bakiye yükle kısmına gelip buradaki istediğiniz paketi seçip bu bakiyeleri yükleyebilirsiniz dostlar. Bunun dışında platform içinde farklı kazanç yöntemleri de var. Mesela referans kısmına geldiğinizde burada size bir referans linki veriyor. Bu linki alıp sağda solda paylaşırsanız, arkadaşlarınızda bu siteden bahsederseniz ve onlar da gelip üye olursa sizin linkinizde, onlar da platforma yükleme yaptığında sizlere %10'luk bir getiri sağlayacak arkadaşlar. Benim yaptığım gibi bir YouTube videosu da çekebilirsiniz. Açıklama kısmına link de koyabilirsiniz. Bu da ayrı bir tavsiyemdir arkadaşlar. Bu platformun linki açıklama kısmında yer alacak. Çekinmeden kullanabilirsiniz. Güzel bir platform, işinize yarayacaktır. Peki Reon'dan başka şekilde nasıl para kazanabilirim? Şimdi arkadaşlar, trade sistemini öğrenmeniz önemli. Çünkü aslında bu platformu güvenilir yapan davetiyeden sonraki ikinci şey trade sistemi. Nedir trade sistemi? Mesela ben kendi profilimi sizlere göstereyim arkadaşlar. Profilime girdiğinizde burada benim yaptığım ticaret sayısını görüyorsunuz. Bakın 125 tane ticaret yapmışım ve %100 başarılı. Yani 125 kişi de pozitif rank vermiş. Yani ben bu adamla ticareti yaptım, bu adam beni dolandırmadı dediklerini yaptı demiş. Yani bunun anlamı bu aslında. Hani 125 tane olumlu ticaret. Şimdi tabii 125 tane deyince bu şu anlama geliyor. 125 farklı kişi. Çünkü bir kişiye sadece bir kere trade verebiliyorsun. Daha doğrusu istediğin kadar verebiliyorsun ama burada bir kere sayılıyor. Mesela örnek göstereyim. Burada diyor ki toplam pozitif bildirimi 127 diyor. Ama ticaret sayım 125. Niye? Bu iki fark nereden geliyor? Çünkü iki kişi iki kere kullanmış mesela. Onları saymıyor burada. O yüzden şu anlama geliyor. 125 farklı kişi. Ve yani ben buradan bazı insanlarla yüzlerce kez falan ticaret yaptığım insanlar var burada. Yani bu 125 kere para kazandım anlamına gelmiyor. Binlerce kez, binlerce ödeme aldım bu platform sayesinde, bu anlama geliyor. Yani belki sadece burada ticaretim 5'tir ama o 5 kişiyle öyle bir iş anlaşması yapmışsındır ki köşeyi dönmüşsündür. Mümkün ki buna benzer şeyler yaşadım arkadaşlar. Buradan anlaştığım insanlarla çok ciddi paralar kazandım. Buradan aldığım işlerle de çok ciddi paralar kazandım ve düzenli gelirler elde ettim. Sizler de edebilin diye bu videoyu şu anda çekiyorum arkadaşlar. Şimdi bu noktada tabii hep böyle hani Reon böyle öyle bir övüyorum ki sonra şey gibi zannediliyor, böyle bir şeyi övdüysek sponsor, o yüzden övüyoruz. Hayır arkadaşlar, yani iyi, gerekli. Ben size ne öğretiyorum? Para kazanmayı öğretiyorum. Bu nasıl kazanılır? Böyle kazanılır. Burada öyle, yani bu yani. Hani bunu ne anlatacağım size başka? Kuru fasulyenin faydalarını mı anlatacağım? Yani gerçek bu ve bunu gösteriyoruz. Ha, bu şu anlama da gelmiyor abi. Hani bazı insanlar da sanıyor ki tamam abi, ben bu siteye kayıt olduğum an bana para yağacak. Hayır arkadaşlar. Şimdi bunun için en kötü ihtimalle ne yapacaksınız? Bakın bir yöntem daha gösteriyorum. İşverenler. Bakın şimdi işveren kısmına geldim. Bakın freelancer kısmında. İşverenler kısmına geldiğinizde burada bir sürü iş ilanı var. Bu bir sekme olarak burada dursun. Bir de arkadaşlar iş arayan diye bir şey var. Beklemek istemiyorsunuz. Bunlara yazmak istemiyor musunuz? Gelin buraya bir iş
arıyorum ilanı açın. Şimdi iş arıyorum, bir tane örnek iş arıyorum ilanı açmak istiyorum. Ne var? Freelancer. Bakın buna tıkladım. Rastgele tıkladım bu arada. Ne diyor? Freelance olarak yapabileceğim iş arıyorum. Çeviri yapabilirim. Bilmem ne yapabilirim. Bakın burada hemen iki kişi yazmış. Muhtemelen özel mesaj olarak da yazan olmuştur buradan. Çünkü özel mesaj butonuna tıkladığınızda özel mesaj yazabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu bir tanesiydi. Siz de açabilirsiniz. Ve burada şöyle ilan açanlar var. Ben de açmıştım zamanında. Siz de açabilirsiniz. İlana şunu yazacaksın abi. Ben diyeceksin, sallıyorum. Kendinden örnek vereceksin. Ben atıyorum işte öğrenciyim. Günde 8-9 saatim boş geçiyor ve bunu bilgisayarda geçiriyorum. Bu zamanı değerlendirebilirim. Biraz sosyal medyadan anlarım. Başka da bir şeyden anladığım yok. Bunu da yazabilirsin. Yani illa bir şeyin uzmanı olmana gerek yok. Sonra bir adam sana ulaşıyor, diyor ki abi madem senin zamanın var, ben sana çok basit bir iş öğreteceğim. Al bu işi yap. Ve bu iş gerçekten kopyala yapıştır kadar basit. Bir tane örnek var mı iş copy paste işi, yoksa burada ben çok copy paste işi yaptım. C/P yazınca muhtemelen bir tane konu bulurum. Bakın copy paste işi, burada birisi ilan açmış. Burada yine copy paste ile alakalı bir şey var. İstediğim bir ilan bulursam açacağım. Neyse şuradan göstereyim. Şimdi bu arkadaş demiş ki copy paste işi yapılıyor. Copy paste nedir biliyor musun arkadaşlar? İki tane web sitesi var. Bir tanesinde içerik yok, boş. Ona içerik girilmesi lazım. Diğerinde içerik var. Abi geliyorsun birinci web sitesine. İçeriği alıyorsun böyle. Bu şekilde seçiyorsun. Sağ tıklayıp kopyala diyorsun. İkinci siteye geliyorsun. Tamam mı? Kopyalanmıştı ya. Şöyle konu açma kısmına geliyorsun, devam et diyorsun ve yapıştır diyorsun. Ve adamlar sadece bunu yapman için para ödüyor. Şimdi ben bunu anlattığımda bana hep şöyle yorumlar geliyor. Abi bu kadar basit bir şeyi niye kendileri yapmıyor da sana para veriyor? Arkadaşlar Acun Ilıcalı sizce o adadaki temizlikleri yapıyor mudur? Ya da ne bileyim Nusret yerleri siliyor mudur, temizliyor mudur? Ya da hani niye temizlikten örnek verdim? Adam büyük bir iş kurmuş. Basit işleri tabii ki de başkasına yaptıracak. Niye yapsın ki? Adam dünyanın parasını kazanıyor belki. Yani illa dünyanın parasını kazanıyor olmasına da gerek yok. İş ekibe ayrılır. Yani bir restorana gittiğinde yemeği pişiren ayrıdır, yemeği getiren ayrıdır, temizlik yapan ayrıdır, muhasebeci ayrıdır. Bir sürü işçi vardır yani. Bu dünyanın düzeni bu. O yüzden lütfen artık bu kadar basitse niye kendileri yapıyor demeyin. Kendileri yapmıyor çünkü kendileri başka iş yapıyor. Çok basit yani. Bunu anlamanız lazım lütfen. Lütfen bunu sormayın. Lütfen bu kadar basitse niye kendileri yapmıyor. Bir de bana gelen ikinci bir soru. Abi kanser olacağım bu sorudan. Anam çıldıracağım ha. Mesela adam diyor ki bir metot anlatıyorum. Abi o kadar basitse niye video çekiyorsun? Sen de o metodu yapsana. Arkadaşlar manyak mısınız? YouTuber'ım ben. Hani YouTuber'ım ben yani. Ben video çekiyorum. Ben video çekerek para kazanıyorum. Tabii ki de video çekeceğim. Şimdi ben bu Reon'dan mesela, ben hala Reon'dan para kazanıyorum. Evet devam ediyorum. Size anlatıyorum. Bir yandan ben de kazanıyorum. Ama niye video çekmeyeyim ki? Sadece Reon'dan mı kazanayım yani? Buradan 3 kazanıyorsam YouTube'dan 10 kazanıyorum. Al etti 13 milyon lira arkadaşlar. Evet 13 milyon lira kazanıyorum. Neyse. Şimdi bak sosyal proyu gösterdim. Niye? Çünkü ne dedim? Oradan 3 ise buradan 10. Mantığını kullan. Burada da iş yap. Başka yerde de iş yap. Ama mutlaka sosyal medya ayağın olsun. Başlangıçta da hiç çekinmeden gel sosyal prodan etkileşimlerini al. İşte takipçilerini al. Sağlam dolu bir hesapla başla. Çünkü 0-1 hesapla 0 takipçiyle başlarsan muhtemelen yani insanlar bir şekilde hesabını keşfetse bile buna lan kimse takip etmiyor deyip çıkıp gidecekler. Bu net yani, bunu biliyoruz arkadaşlar. Bunun dışında arkadaşlar Reon da anlat anlat bitmez. Artık gerisini sizin kurcalamanıza ve yaratıcılığınıza bırakıyorum. Videonun özetini geçmem gerekirse kanala abone olmanız sizin için faydalı. Bu birinci madde. İkincisi davetiye almanız için videoyu beğenip kanala abone olduktan sonra yorum atmanız ve sonra gelip Instagram'dan bana davetiye yazmanız lazım. Davetiye. Bunu yazınca zaten bot size gerekli mesajları atıyor. Yani gerekli bilgileri size soruyor ve siz de o bota cevap veriyorsunuz. Ben o mesajları sonradan kontrol ediyorum. Yani bot bilgileri topladıktan sonra ben kendim manuel olarak kontrol ediyorum. O yüzden bu hani 2-3 günde bir de bakabilirim. Yoğun dönemlerimde haftada bir de bakabilirim. Ama baktıkça size davetiyelerinizi göndereceğim. Instagram'dan sizlere geri dönüş sağlayacağım arkadaşlar. Bunun dışında ne dedik? Sosyal medya hala ve gelecekte de muhtemelen en kazançlı yöntem olacak arkadaşlar. Sosyal Pro bu noktada yardımcınız olabilir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.